Merhaba, merhaba. Ne haber? Ne haber? Nasılsın? Gel, gel. Hadi görüşürüz köpekçik. Allah'a emanet. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle bu evin benim için inanılmaz bir hikayesi var. Ev sahibi için de güzel bir hikayesi var. Beraber bakacağız, neler olduğunu anlatacağız. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu görmüş olduğunuz yapı aslında yoktu. Yani bayağı bir işlem yapıldı burada. Zemine kadar inildi. Normal tavan yüksekliği 60'ar santim yükseltildi. Haliyle kat daha yükseğe çıktı ve ev normallerinden 2 metre, 2,5 metre kadar daha yüksekte şu anda. Toplam burası 2 oda bir salondan oluşuyor. Bu görmüş olduğumuz kocaman villada sadece 2 tane odamız var. Bir tane salonumuz var. Salonumuz, mutfağımız hepsi bir iç içe. Evde kapı yok. Sadece bir tuvalette kapı var. Yani anlattıklarım belki biraz şaka gibi, saçma gibi gelebilir ama birazdan içini gezdiğimizde göreceğiz. Çünkü çok güzel bir ev. Tek düğmeyle açılıp tek düğmeyle kapanan kepenklerimiz bulunmakta. Profil kargası üstüne komple alikobant alim. Duvarların tamamı dış cephe dahil alikobant malzeme. Evin 34 numara olması bir tesadüf değil mi? Peki ya bu nazar boncuğu? Bu köpek sesleri hayra alamet değil. Merhaba, sürpriz. Çelik kapımız 2 kadem açılıyor. Yavrusu da açılabiliyor. Burada bir dışarıdan gelen sağanlık aydınlığımız var ve aynı şekilde üst taraftan da devam ediyor ve buranın karanlık kalmasını engelliyor. Kapaklarımızın tamamında asimetrik detaylar gidiyor. Üzerinde böyle doğal elimizle yapmış olduğumuz suyuna sofrasına farklı açılarda patinalarımız mevcut. Tamamıyla burada kameramız için bir dolap modülümüz var. Modülümüz kapağıyla birlikte açılıyor. Arka tarafta komple kontrol odası, elektrik panolarına ulaşılıyor. Kamera kayıtlarımız var. Burada yine yavrulu bir kapağımız bulunmakta. Burası tamamıyla elektrik panosu, kameraların olduğu birim. Ve burada görmüş olduğumuz gibi alarm sistemimiz mevcut. Üstünde böyle dekoratif bir aynamız var. Aynamızda komple fren sistemi bulunmakta. Otomatikman kendisi stop yapıyor. Kapaklarımızın tamamı yine burada basaç. Her kapağın içinde modüler farklılıklar bulunmakta. Dolabımız 70 cm derinlikten başlıyor. 135 cm'e kadar gidiyor. Bunun arkası misafir tuvaletimiz. Buralarda yine gizli duvar lambillerimiz bulunmakta. Yine burada farklı açılarda el dokumasıyla yapılmış olan bir boyama sistemi var. Kapı kolumuzda yine aynısı devam ediyor. Ve direkt tuvalet kapımız bu şekilde açılıyor. Evimizde toplam 2 kapı bulunmakta. Birisi bu tuvalet, birisi üst tuvalet. Kusura bakmayın, kilit de yok. Bilginiz olsun. Aynamızın arkasında LED aydınlatma var. Tavanlarımızda özel açılı LED aydınlatmamız var. Duvarlarımızda komple İtalyan kağıdımız. Arkada gizli LED aydınlatmalarımız. Gene aynamızın asimetrik detayları devam etmiş bulunmakta. Klozetimizde asimetrik detaylar. İtalyan lavabomuz, İtalyan bataryamız. Buraya giren adam. Bu evi nasıl yaptık biz ya? Bu Allah Allah. Her yerde bir açı var, her yerde bir şey var. Şaşırılmak lazım be. Köpekler geliyor. Deneme 1, 2, 5 bin. Yani bu mutfağı düşünmek mi, çizmek mi, tasarlamak mı, imal etmek mi, ne dersen de abi öyle mutfak deyip geçemezsin. Bence bir sanat eseri. Tamamen zeminden başlıyor. Şu görmüş olduğun 2,5 metreye kadar burası bir yemek masası. Yemek masamızdan ocağımıza dönüşüyor. Ocağımızın altında basaç gizli çekmecelerimiz var.
Buradaki yüksekliğimiz 90 santim. Çok rahatlıkla yemeğimizi yapabiliyoruz. Ve burada rahatlıkla kullanabilmek adına gizli prizimiz bulunmakta. Burada görmüş olduğunuz davlumbazımız var. Davlumbazı tamamıyla alçıpan içine gömdük. Burada herhangi bir şekilde davlumbaz görüntüsü istemediğimiz için buna da böyle bir futuristik bir görüntü verdik. Buradan bar taburemize ulaşıyoruz. Artık direkt barımızdayız. Tamamıyla rahat bir şekilde barımızda oturuyoruz. Mutfağımızda 1, 2, 3, 4 tane Avantus Bloom kalkar kapaklarımız var. Hepsi dokunmatik. Kendinden LED aydınlatmalı ve sensörlü ve otomatik bu şekilde frenli kapanma sistemine sahip. Medefe üstü lake boya, özel bir RAL renginde boyadık. Dışı içi tamamıyla dolu. Kapaklarda birleştirme medefeyle çalıştık. Üstünde akrilik lake boya var. Tezgahımızın tamamı akrilik. Bunda böyle özel bir kesik detaylar çalıştık ve burasında aynı detaylar devam edip arkasına LED aydınlatmalar koyduk. Buradaki bulaşık makinamızın ankastre kapağını da tamamıyla dodiklerle şişirmeler yaptık ve yine buradaki çekmecelerimizin tamamı basaç sistemli ve kendinden frenli. Bu görmüş olduğunuz parça yaklaşık olarak 8-10 kişiyle kaldırıp gizli şekilde astık ve uçan raflarımız mevcut. Aynı şekilde yandaki dolabımız da tamamıyla bağımsız olarak hareket ediyor. Bu birinci modül, bu ikinci modül, bu üçüncü modül ve bu dördüncü modül. Modüllerin içinde de ayrı dolaplarımız bulunmakta. Bu dolap modülümüzde ankastrelerimiz mevcut. Tamamıyla dolaplarımızın kapaklarında yine aynı şekilde devam etmekte. Fransız malı şöminemiz bulunmakta. Şöminemiz hem bu yön açılıyor hem de yukarıya aşağı açılıyor. Şöminemizin tamamı buyken biz bunun tamamının sol tarafta çıkmalar yaptık ve üzerini komple ısı cam, siyah temperli camla kapladık. Yan taraftaki demirler aynı asimetriyle gidiyor. Buradaki demirimiz aynı asimetriyle gidiyor. Üzeri komple ısı camlı. Bu da yaklaşık 3-4 senedir her gün herhalde yanıyor. Zeynep ablam her gün yakıyor. Üç sene önce en büyüğünü istedi Bülent abi sağ olsun ve en büyüğünü aldı. Daha büyüğü yoktu. En büyüğünü aldığı için biz de en büyüğünü yaptık. Burada değişik materyaller kullanıldı. Füme aynalarımız var. Panellerimiz var, özel doğal kaplamalarımız var. Tamamı bunun da ahşap kaplama. Gene aynı şekilde açılı bir şekilde geliyor ve tamamıyla LED aydınlatmalarımız burada da devam ediyor. Aynı detaylar tavamda da devam ediyor. Tamamın içinde çelik konstrüksiyonlarla duvara gömdük. Bu görmüş olduğun gibi uçuyor resmen bunlar ve bunların her birini medefe lake ile kapladık. Her birine farklı çizgiler, her birinde farklı detaylar, hiçbiri birbirini tutmuyor. Ve herhangi bir şekilde sarkma, herhangi bir şekilde zıplama, oynama yok. Burada gene konstrüksiyon yapıldı. Tamamı lamine parke, duvarlar duvar kağıdı. Yine burada bir değişik bir duvar kağıdı yapıldı. Okey olsun burada. Ve böyle bir korkuluğumuz bulunmakta. No problem. Kalk. Burası sanat galerimiz. Zeynep ablam yapmış olduğu muhteşem eserlere tanık ediyor burası. Onun burada hoş vakitler geçirip muhteşem tablolarını yaptığı muhteşem bir yer. TV'mizin arkasında panelimiz bulunmakta. Panelimizin istersek sadece öndeki ışık, istersek sadece arkadaki ışığını yakabiliriz. Evimizde bulunan iki kapıdan birisi de bu. Birinci kapımız alt katta, ikinci kapımız burada. Ön tarafında ve arka tarafında LED aydınlatmalar var. LED'lerimiz RGB renk değişebiliyor. Arkada özel bir dokumuz bulunmakta.
Kapımızın üstünde ve pervazlarında aydınlatmalar, aynalar ve değişik figürler bulunmakta. Kapımız bu şekilde. Yine herhangi bir şekilde kapımızda kilit yok. İki kapıdan birisi bu. Banyomuz, çift Hilton lavabomuz var. Gene farklı bir detay lavabomuz, aynamız, üst dolabımız. Ve burada da aynı şekilde simetride devam eden kapılarımız mevcut. Banyo bölümümüzde tamamıyla ustalarımızla belirlediğimiz burada bir figürlerimiz var. Üstlerinde yine komple el çalışmasıyla yaptığımız bir dokumuz var. Hilton Groen'in duş bataryamız bulunmakta. Şampuanlarımız, duş jellerimiz için burada yine modüllerimiz var. En çok sevdiğim detaylardan birisi burada yapmış olduğumuz tavanda ve duvarda LED aydınlatma çalışmalarımız oldu. Buradan geldiğimizde sağ tarafta bir tane yatak odamız, sol tarafta bir tane yatak odamız var ve yatak odalarımızın hiçbirisinde kapımız yok. Tamamıyla odamıza bu şekilde giriş yapmış bulunmaktayız. Duvarlarımız zeminden tavana kadar lambiri. Aralarında LED aydınlatmalarımız var. LED aydınlatmalarımız devam edip tavandan aşağı doğru iniyor. Tavanlarımızı istersek sadece yakabiliyoruz. Arka panomuzu istersek sadece yakabiliyoruz ve istersek aralarında atlama yaparak birer birer de yakabiliyoruz. Burada da yine manyak bir dolap yaptık. Normal dolabın sıra dışı. Bu görmüş olduğumuz 4 tane bölüm basaçlı. Yatak odası, yatak odası, kapı, no. Burada MDF, ayna ve ledler bulunmakta. Yaklaşmayın, yaklaşma. Atlarım. Evet, kapısız bir odadan daha güne merhaba diliyoruz. Odamıza girdiğimizde odamız inanılmaz güzel bir oda yine. Burada tamamıyla ahşap kaplama. Füme aynalar ve LED detayları yine tavandan entegreli şekilde devam ediyor. Ve burada loft style olsun diye teller kullanmıştık o dönemde. Ve loft ağaç komodinlerimiz var. Ve burada hobilerimiz olan, yarış tutkumuz olan, yarış elbiselerimiz, yarış kıyafetlerimiz, bütün hepsi profesyonel, hepsi Bülent abinin aracının buradaki görmüş olduğumuz tüm aksesuarlar ona dahil. Yine burada dolabımızda tamamen asimetri bir çalışma yaptık. Yukarıdan aşağı doğru komple iniyor. Buralarda özel alpi kaplamalar, antrasit lakeler, füme ayna detayları. Yine kapaklarımızın hepsi basaç sistemli, içleri elbise dolabı ve burada bir aksesuar bölümü bulunmakta. Buradan yine diğer yatak odamıza rahatlıkla geçilebiliyor. Camlarımızın tamamı tam anlamıyla açılabiliyor. Full sürgü ve buradan aşağının manzarası ve yeşillik manzarası rahatlıkla görülebiliyor.